Türk sinemasının Kötü Adamı, Tatar Ramazan filminin Abdurrahman Çavuş'u Hayati Hamzaoğlu, 5 Mart 1933 tarihinde Trabzon'da doğmuştur. 1942 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İlkokul öğreniminden sonra bir süre kunduracılık, dökümcülük, kuyumculuk gibi değişik işlerde çalıştı. Sinemaya 1953 yılında Köyün Çocuğu filmiyle girdi. Daha sonra kötü adam tiplemelerinin ve karakter rollerinin değişmez oyuncusu oldu. Pala bıyıkları, sesini kullanışı, telaşlı hali, sinirlenmesi, bıyık burkması, dayak yemesiyle Türk sinemasının en iyi kötü adam performanslarını göstermiş, yer aldığı her filme renk katmış büyük bir oyuncuydu. Yönetmen Osman Seden'in filmlerinde oynamaya başladı. 1957 yılında Ayhan Işık'ın başrolde olduğu Bir Avuç Toprak filminde oynadı. 1958 yılında Altın Kafes filminde Zeki Müren, Sezer Sezin, Münir Özkul, Nilüfer Aydan, Sadri Alışık, Atıf Kaptan ile beraber oynadı. İlk kez başrol oynadığı film ise bir gangsteri canlandırdığı 1961 yılında yapılan Ölüm Kayalıkları filminde Erol Taş ve Hüseyin Baradan ile birlikte oynadı. Filmlerini Duvarların Ötesi, Kuyu, Seyit Han Toprağın Gelini adlı filmler takip etti. 1969 yılında gerçekleştirilen Adana 1. Altın Koza film şenliğinde Kuyu filminde en iyi yardımcı aktör ödülünü kazandı. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Bir Çirkin Adam ve 1991'de Abdurrahman Çavuş rolünü oynadığı Tatar Ramazan Sürgünde filmleriyle iki kez en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. Hayati Hamzaoğlu filmlerde gerek köyde gerekse şehirde kanun dışı kötü adamı canlandırdı. Bazen bir tetikçi ya da mafya, bazen de çete reisi ya da bir soyguncu olarak karşımıza çıktı. Hayati Hamzaoğlu 1999'da Marmara bölgesini yerle bir eden depremde evini kaybetmiştir. Usta oyuncu 200'e yakın filmde rol aldıktan sonra 15 Nisan 2000 tarihinde Antalya'da akciğer kanseri nedeniyle 67 yaşında vefat etmiştir. Sinemamızın dev oyuncusu Hayati Hamzaoğlu bir gün şöyle demiştir: "Bir anne çocuğunu nasıl severse, ben de sinemayı öyle sevdim."